Merhaba Fiyonk TV izleyicileri. Gördüğünüz gibi Fiyonk Ajansı'nın önündeyiz. Bu kapının ardında Temel oyunculuk eğitimi veriyor. Onları tanıyacağız, hocamızı tanıyacağız ve Fiyonk Ajansı'nın sahiplerini tanıyacağız. Ve kapının zilini çalıyorum. Duydunuz. Hoş bulduk, merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Şirin Şendoğan. Buyurun, hoş geldiniz. Bana bunu nasıl yaparsın? Yaparım işte, canım sıkıldı, yaptım. Yapmamalıydın. Neden? Ben seni çok sevmiştim. Nereden biliyorsun? Ben öyle anlamadım ama. Senden nefret ediyorum. Ben de senden nefret ediyorum! Kalk! Ayağa kalk. Bırak kolumu! Seni sevmiyorum! Niye? Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Tanıyabilirsiniz. Filiz Eftekin ben. Fiyonk Ajans'ın temel oyunculuğu, kamera önü ve diksiyon öğretmeniyim. Hoş geldiniz. Peki kaç yıldan beri bu sektörün içindesiniz? Kaç yıldan beri oyunculuk eğitimi veriyorsunuz? 20. 20. Maşallah. Evet. Nazardayınızın. İnşallah. Peki eğitim verirken nelere dikkat ediyorsunuz hocam? Nelere dikkat ediyorum? Ben öğrencilerin psikolojilerine çok dikkat ederim. Onların o sıkılganlıklarını atmaya çalışıyorum burada. Ve sanıyorum bunda da başarılı oluyorum. Hepsi buradan gayet özgüvenli, yaratıcılıkları gelişmiş ve ayakları üzerine basan kişiler olarak gidiyorlar. Oyuncu olur mu dediğiniz kriterler nelerdir peki? Yani kriter değil, sıralandırmayayım dedim ya, kişilerin psikolojisi benim için önemli. Aslında birçok insanın yaşadığı sıkıntı kamera önüne çıkmak. Şu kamera olunca bir tutukluluk oluyor. Ne konuşacağını bilemiyor, ne söylesem diye tedirginlik yaşıyor. Benim derdim onların üzerinden bunu atabilmeleri, doğal olmaları, kendileri olmaları. Yanlış yapma kaygısından uzaklaşmaları. Bunu attığımız zaman hepsinin içinde öyle güzel oyunculuk yeteneği var ki çıkıyor ortaya zaten. Yetenekli öğrenciler. Hepsi yetenekli. Yeteneksiz insan yok diye düşünüyorum ben. Önemli olan onu çıkarabilmek. Ben burada onları çıkardım. Ajansın katkısı çok büyük. Bu hangi kelimeyle anlatılır bilmiyorum ama şu anlamda çok büyük. Bu işe gönül vermiş insanlara çok doğru yönlendirme yapılıyor. Zamanları çok kıymetli, maddi manevi açıdan çok büyük destek veriyor bir kere. Onu söylemeliyim. Bu sayede de birçok insan burada eğitim sürecini tamamlayıp gidebiliyor. Aslında oyunculuk eğitimi kişisel gelişimle alakalı bir eğitim süreci. Burada birçok farkındalık yaşıyorlar. Eminim buradaki yaşadıkları süreci dışarıda özel hayatlarında çok güzel değerlendirecekler. Bakış açıları değişti. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Güven Hano. Yaklaşık burada bir buçuk aydan beri burada eğitim alıyoruz. Başta Filiz Hanım olsun, Zeliha Hanım olsun, Şirin Hanım olsun. Bunların desteği bütün arkadaşlarımın hepsi yansıdı. Kendilerine özgüveni oldu. Hoş sohbetimiz oldu, tiyatromuz oldu. Tüm arkadaşlar başarılar diliyorum. Ben içine kapanık bir insandım ama dışarı çıktığım zaman en azından gülebiliyorum. Ne bileyim, daha böyle yaratıcı olabiliyorum. Sonra katkılarından bahsedelim. Kesinlikle, kesinlikle. Yani burası benim bir ailem. Ben burada moralimi düzeltiyorum, rahatlıyorum. Keyif alıyorum, huzur alıyorum. Her şey burada. Ben Özgür Polat. Benim aslında hikayem şöyle başladı. İnternette araştırıyordum. Ben kendim de çok hevesliydim oyunculuğa. Karşıma Fiyonk Ajans çıktı. Bir resimle hayatım değişti diyebilirim. Resimi attım, beni aradılar. Şirin Hanım, Zehra Hanım. Geldim Fiyonk Ajans'a. Katılmaktan da çok gurur duydum. Arkadaşlarımızla tanıştık. Şirin Hanım'la tanıştık. Filiz Hanım'la, öğretmenimizle tanıştık. Hayata olan bakış açımızı değiştirdi. Çok güzel geçti. Eğitimlerimiz de çok güzel geçti. Çok mutluyum, sevinçliyim yani. Böyle. Merhaba, ismim Recep Bayar. Buraya geldiğimde memnunum. İlk geldiğimde heyecanlanmıştım. Zeliha Hoca olsun, Şirin Hoca olsun, Filiz Hoca olsun. Memnun oldum onlardan. İlk geldiğimde Zeliha Hoca el salladı pencerede. Öyle bir tanışma oldu yani. Evet, öyle bir tanışma oldu. Heyecanlıydım. Sonra içeri girdiğimde böyle bir şeyler üzerime geldi, heyecan. Elektriklenme. Anladım. Sonra bir şey soracağım. Oyunculukta önüne kaldığınız bir oyuncu var mı? Eskilerden, Kemal Sunal olsun. Orhan Sağlam. Burada hep birlikte bir şeyler yapmak için toplandık. Daha öncesinde Filiz hocamız sağ olsun buraya geldiğimizde bize güzel eğitimler verdi.
hep birlikte bir şeyler amaçlayıp hep birlikte bir şeyler yapmaya sonuçlandık. Hepimizin bir heyecanı vardı. Hepimiz birlikte bunu yenmeye çalıştık. Daha rahat, daha sevinçli şekilde burada çeşitli oyunlar oynayarak veyahut da ortada kendimize güvenimizi getirmek amaçlı gösteriler düzenledik. Bir oyuncu. Yani ne yalan söyleyeyim, yani şimdi isim olarak düşünmediğim için size de veremedim. Yani her oyuncunun kendine has bir özgüveni olduğu için yani hepsinden farklı düzeylerde bir oturaklık var. Ben hepsine ortak alıyorum diyorum, karışık gibi bir şey yani oluyor. Yani örnek davranışları almak daha tercihim. Ebru Yüksel ben. Gelmenize çok sevindim, mutlu ettiniz bizi. Fiyonk Ajans'ta yaklaşık bir aylık bir süreç geçirdim. Keşke daha uzun bir süre olsaydı. Ama bağlarımızı hiçbir zaman koparmayacağız. Bunun için birleştik. Arkadaşlarımızla çok iyiyiz. Gerek eğlendik, gerek korktuk, gerekse çok heyecanlandık. Ama eğitimimizi bugün sonlandırdık, başarıyla sonlandırdık. Hepimiz ayrı ayrı çok mutluyuz. Örnek aldığın bir oyuncu var mı? Ya da eğitmen ya da ne bileyim yönetmen de olur. Şimdi oyunculuk olarak söylüyorum ama belki sen oyunculuk değil de kamera arkası yönetmen de olabilirsin, senarist de olabilirsin. Var mı öyle örnek aldığınız? Yönetmen olarak Çağan Irmak sevdiğim bir yönetmen. Yeni tanıştım ama hiçbir zaman bağımı koparmayacağım bir hocam oldu. Filiz hocam, Filiz Tezgin. Böyle örnek aldığım bir oyuncu olarak da Fahri Evcen'i beğeniyorum. Evet. Peki Fiyonk Ajans'ın verdiği eğitimden memnun musun? Çok, çok fazla. Yine olsa yine buraya gelirim. Evet. Size. Yine olsa yine yolum buraya düşerdi. Merhabalar, hoş geldiniz. Havva Ekici, Ödemiş'ten geldim buraya. Fiyonk Ajans olarak çok memnunuz. Çok güzel şeyler öğrendik. Sadece buraya oyunculuk ve eğitim amaçlı değil de geldiğimizdeki içimizdeki bastırılmış duyguları çıkarmada ya da kendimizi toplum içerisinde ifade etmede güçlük çektiğimiz durumlarda bayağı bir farklılık gözettirdi. Burada ayrı bir ortam oldu, ayrı bir aile düzeni, çevremiz oldu. Çok hoş anılar edindik. Çok da mutluyuz. Çok güzel eğitimler de tamamladık. Fiyonk Ajans olarak herkese teşekkür ediyorum. O kadar güzel anlattınız ki bana soracak soru bırakmadınız. Peki son defa bir şey eklemek ister misiniz? Ne demek istersiniz buradan Fiyonk TV izleyicilerine? Hayatıma tekrar bir şeyleri başlamak isteseydim gene burada olurdum. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Gökhan Deniz, İzmirliyim. İlk başta öncelikle hocalarıma çok teşekkür ederim. Bu bir aylık süreçte kurslarımızda bize çok yardımcı oldular. Örnek aldığın oyuncu var mı peki? İlk başta Kemal Sunal, çok severim. Sonra Kenan İmirzalıoğlu. Yani yönetmen olarak... Tarzında var mı peki? Fazla yok. Fazla öyle yok. Diyeyim, evet. Anladım. Peki Kenan İmirzalıoğlu hangi yönleri sizi cezbetti? Kendine olan özgüveninden, sahneye olan bakışlarından olsun. Peki, öyle yani. Senin oyunculuk hedefin nedir? İşte bu Hollywood'da oynamak istiyorum, evet. Sadece Türk sinemasında görmek istiyorum. Bir hedefin var mı? Tabii ki çok isterim ikisini de. Hollywood'da oynamak istiyorsun yani. Tabii filmlerde, evet. Yabancı filmlerde. Aynen olabilir. Peki, İngilizce bir anladım. Aşk filmde oynasan karşında hangi bayan arkadaşı görmek isterdin, öyle söyleyeyim. Şey olarak mı? Bayan arkadaşı mesela, karşılıklı aşk edeceğiz sen filmde. Anladım. Kesinlikle sevgilim olmayacak. Aşk yaşıyorsun, sevgili olacak elbet. Ya nasıl diyebilirim? Belirsiz ya. Her bakan olur mu diyorsunuz yani? Benle eşleşebilsin de. Merhaba, ben Ayşe Tosun. Ailemin desteğiyle bu yolda ilerlemeyi seçtim olabildiğince küçük bir yaşta. Ayrıyetten arkadaş çevrem olsun, diksiyonum ya da mimiklerim burada çok gelişti. Gerçekten çok katkısı var buranın bana. Filiz hocamın, Zeliha ablamın, Şirin ablamın bize ayırdıkları zaman için onların hepsine teşekkür ederim. Rica ederim. Çok güzel anlattınız. Peki sizde var mı örnek aldığınız bir oyuncu hayatınızda? Örnek aldığım oyuncu... Küçükten beri bu sektörde ilginiz var. Elbet vardır örnek aldığınız bir oyuncu. Ya tabii Türkan Şoray olsun, Fahriye Evcen olsun, Yeşilçam zamanlarından bir sürü oyuncuya örnek aldığım oluyor. Fiyonk Ajans'ı araştırdım. Çok iyi buldum. Geldim buraya, tüm hocalarımıza teşekkür ederim. Çok iyi bir yere geleceğimize inanıyorum. Hepimiz burada aile gibiyiz. Çok iyi yerlere gelmek istiyoruz tabii hepimiz. Eğitim size ne kattı? Onu söyleyeyim size. Utanıyordum. Utanmamı yendim. Ondan sonra korkumuz vardı, heyecanımız vardı. Onları yendik. Kameranın önlerinde şu an çok rahat çıkabiliyoruz. Peki Filiz Hoca'dan memnun musunuz verdiği eğitimden? Memnunuz, evet.
Merhabalar, ben Rıdvan Ayaz. Hocamlarına çok teşekkür ederim. Çok memnunum, biraz heyecanlıyım. Sorun değil, herkes heyecanlı. Bende de heyecan var. Tabii oluyor. Peki örnek aldığınız bir sanatçı var mı hayatınızda? Var. Kimdir? İbrahim Tatlıses var. Manisa'dan geliyorum. Çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir işti oyunculuk. İnternetten araştırma yaptım. Fiyok Ajansı buldum. Filiz Hocam başta olmak üzere Şirin Hanım, Zeliha Hanım, bunları teşekkür ederim. Arkadaşlarımla tanıştım. Bunları faydası oldu, iyi de olsa kötü de olsa. Buraya gelmeden önce yeteneğim yoktu, özgüvenim yoktu. Buraya gelince yeteneğimin ve de özgüvenimin olduğunu düşündüm. Bir nevi içimdeki karakteri çıkardı yani. Bir yönden evet, içimdeki karakteri çıkardım. Çünkü herkesin hayatta bir rolü vardır. Başka katkılar oldu mu ki yapacaksınız size hayatınızda? Oldu. Yani burada genel yeteneğimi öğrendim. Oyunculuk alanında eğitimlerimizi aldım. Diksiyon dersi, hitabet falan. Mutluyum. Arkadaşlarımla tanıştığımdan mutluyum. Peki örnek aldığınız bir sanatçı var mı ya da oyuncu? Çağatay Ulusoy. Çağatay Ulusoy. İnşallah onun gibi başarılı olursunuz. İnşallah. Teşekkür ederim. Delil Hasan. Ben buraya geldiğim için çok mutluyum. Zeliha Hanım, Şirin Hanım, Filiz Hocamız, hepsini tanıdığım için çok mutluyum. Bize verdikleri katkılardan dolayı Fiyonk Ajansı'na teşekkür ederim. Mesela harita ölçüm alet operatörüyüm. 6 gün stresli oluyorum işlerde. Pazar günü bu arada bütün stresimi, her şeyimi yeniyorum. Arkadaşlarım olsun, hocalarım sayesinde iyi bir... Stresi boşaltıyorsunuz. Evet, evet. Çok güzel oluyor. Ben Ozan Gündüz. Fiyonk Ajansı sinema sektörüne çok yakın olduğu için Fiyonk Ajansı tercih ettim. Başta Filiz Hocam olsun, ilk başta bayağı bir seviye kat ettik. İlk başta gibi değil. Bir ayda olabildiğince geldiğim seviyeye inanıyorum. Şirin abla olsun, Zeliha abla olsun çok yardımcı oldular bu konu hakkında. Fiyonk Ajansı aşıkları için de ona da teşekkür ederim. Çünkü sinema sektörüne Fiyonk Ajansı bayağı bir katkısı var. Peki yaşınız kaç? Benim yaşım 16. 16. Peki liseden sonra üniversitede eğitim olarak sinema, TV, radyo bölümü mü seçeceksin yoksa şimdi, başka sektörde mi? Şimdi şöyle söyleyeyim, eğer şu anki seviyemde ilerleme devam edersem üniversitede okurum yani. Sinema sektörüne giriş yapmak isterim yani. Eğitimli olmak daha iyi. Eğitimli olmak daha iyi, evet. Daha çok güzel bir sektörde yapmış. Peki oyunculuk bakımından kariyerini nerede görmek istiyorsun? Hedefim ilk başta Türkiye'de iyi bir oyuncu olmak, sonra Allah izin versin yurt dışı, belki bir yurt. I'm blind leading chase. Thought I had a plan. A play with you and me. Was a biraz kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki de. Ben Zeliha Akdemir. Tabii yani ajansın yöneticiliğini yapıyorum. Şimdi bugün çok mutluyuz çünkü öğrencilerimizin mutluluğunu gördükçe biz de mutlu olduk. Onların sertifikalarını verdik. Ayrı ayrı çok seviyoruz. Çünkü onların mutluluğunu gördükçe biz de mutlu oluyoruz. Onlarla beraber güldük, ağladık. Onların heyecanını biz de yaşadık çünkü. Her haftamız dolu dolu geçti. Filiz hocamız olsun, öğrencilerimiz olsun. Çok eğlendik. Yeri geldi onlarla beraber derse katıldım. İşte çıraklığını yapmadığınız için ustalığını yapamıyorsunuz. Biz öncelikle bu işi sevdik. Bu işe gönül verdik. Çok da seviyoruz bu işimizi. Çünkü onların başarılı olduğunu gördükçe hani kendimizdeki o özgüveni biz de onlarla beraber kazanmış olduk. Yeni projelere, yeni işlere imza atmak istiyoruz. Hani yapıyoruz da elimizden geldikçe. Umarım onları çok güzel yerlerde görürüz diye düşünüyorum. Bence Fiyonk Ajans cesaret, güven ve başarı demek. Öğrencilerim nasıl söyleyeyim, hepsi pırıl pırıllar ve zamanı doğru kullandılar. Zamanlarını doğru kullanıp buraya geldiler. Cesaretliydiler, güven kazandırdık onlara burada ve başarılarını da göreceğiz. Çok doğru yolda ilerleyecekler. Hepsi çok iyiydi. Çok istekliydi. Kamera oyunu oyunculuğu diyoruz. Oyunculuk eğitimi veriyoruz. Diksiyon eğitimi veriyoruz ama
Bunun daha sonra onlar için kişisel bir gelişim olduğunu, farkındalığını yaşayacaklar bir süre sonra. Merhabalar, ben Şirin Şendoğan, kas direktörüyüm ajansın. Eğitimde oyuncularımıza çok büyük katkı sağladığımızı düşünüyorum. Az önceki sizde beraber, hep beraber izledik zaten burada. Ya onların kişisel gelişimine katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. Gerek onlar açısından, gerek bizler açısından. Bir sete gönderdiğimiz takdirde kimlerin neler yapabileceğini en azından burada kendi gözlerimizle de gördük. Hepsi pırıl pırıl insanlar. Hepsinin yeteneklerinin olduğunu düşünüyoruz zaten. Onlara katkı sağladıysak ne mutlu bize. Diğer projeniz nelerdir? Biraz ondan bahseder misiniz? Temel oyunculuk eğitimi altında drama eğitimi, diksiyon eğitimi, hani onların yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Kendilerine olan özgüvenlerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. İlk etapta istediğimiz zaten bu. Kendilerinin özgüvenlerini geliştirmelerini sağlamak. Ondan sonrasında zaten yetenekleriyle her şey ortaya dökülüyor. Güven, başarı ve cesaret. Fiyonk Ajans'ın sloganı. Sloganı, evet. Aynen. Evet değerli izleyiciler, gördüğünüz röportajı izlediniz. Bizi izlemeye devam edin. İyi seyirler diliyorum.